Ya ben Şadiye'nin kaldığı oteli biliyorum. Seni götüreyim istersen. Ne? Sen nereden biliyorsun? Ya... siz bana Şadiye'nin videosunu gösterdiğinizde aslında ben onu tanımıştım. Benim eski bir arkadaşım olur. Ya vardı bende telefonu, aradım, verdim işte Nari'nin numarasını. Anlamadım, nasıl yani arkadaşsınız, tanıyorsunuz birbirinizi öyle mi? Yani şeyden, sergide manken olarak çalışmıştı. Yani iş yapmıştık. Ya bir yerleştirme yapacaktım, onu tuttum. Öyle tanıştık işte arkadaş olduk. İyi işte, sen bizi şimdi hemen oraya götürsene. E gidelim, belki kızın şarjı marjı bitmiştir. Şarjı bittiği için ulaşamıyoruzdur. Gidelim kardeşler birbiriyle kavuşsunlar abi. Hem niye burada vakit harcıyoruz? Adam burada yoruluyor, kendi kendine anlatıyor. Gidince oraya sorarız, herkes anlatır abi ne olduğunu. Yani değil mi? Orada konuşuruz bunları. Şimdi konuşmanın bir anlamı yok yani. Orada anlatırsın. Sen çeneni niye açmadın bu zamana kadar? Onu anlat bakayım. Ya aşkım işte tırstım biraz. Böyle sorgu sual falan. Ya hiç karışmayayım dedim. Ama dayanamadım yani. Verdim Nari'nin numarasını. Ya bu Şadiye beni hiç karıştırmadan kendi bağlantıya geçecekti. Yani olmadı ki böyle şimdi ne zaman. E ne yani, suçlu muyum ben şimdi? Bir de fırça çekin isterseniz. Ben de geliyorum. Hadi yürüyün, yürüyün. Gidelim. Irmak, Fırat, gerçekten hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Bakın keyfinize. Kalabalık olmasın boş yere şimdi. Irmak, biz gidelim o zaman. Biz burada bekleyelim. Dönecekler sonra nasılsa. Hadi. Haber verirsiniz artık. Hadi hadi, yürü. Ben Nari'nin bütün ailesi öldü zannediyordum. Kız kardeş de nereden çıktı şimdi? Üstelik ne zamandır arıyorlarmış, benim haberim bile yok. Seninle pek bir şey paylaşmıyorlar galiba. He? Ablam artık Nari'nin kızıyor diye her şeyi söylemiyor bana. Yemekte ne olaylar çıktı gördün. Önce bana bir uğrayabilir miyiz? Yarın için kıyafet alayım kendime. Ya şimdi sen gelirsen Necati abi çok rahat edemeyebilir. Niye? Siz iki erkek evde şimdi... ne bileyim, ben de evle ilgilenirdim falan. Hizmetçin de yok şu ara. Bu gerçekten çok kötü bir fikir. Ya kardeşim öyle hemen kestirip atma. Bak bu hanım Hayal Hanım'ın ablası olur. Yıllardır onu arıyor. Ya ben gündüz gelmiştim, beni hatırlarsın. Ablasının numarasını verdim arasın diye. O da az önce aramış ama bir şey olmuş yani. Gürültü patırtı, kapanmış telefon. Kız da merak ediyor. Yani aile meselesi bu, anladın mı? Lütfen yardım edin. Yalvarıyorum. Gerçekten Şadiye benim ailemden kalan tek insan, kardeşim. Hani böyle telefon birden kapanınca... çok merak ettik tabii. Başına bir şey geldi sandık. Hani Can Bey vasıtasıyla yıllar sonra ulaşınca heyecanlandık tabii. O yüzden geldik. Belki gittiği bir yeri falan biliyorsunuzdur. Odasına bir çıkıp baksak. Yani biliyorsunuz avukatım sonuçta. Hani bana arama emri çıkarttırmayın. Vallahi şeyi aldı götürdü kızı saçından sürükleye sürükleye. Patronu bir de yanında bir adam. Parlak Niyazi mi? Bu telefonu da az önce odasında bulduk. Nereye götürmüşlerdir? Vallahi yanındaki adamı tanımıyorum. Herhalde Niyazi'nin adamıdır. Ya madem siz konuyu biliyorsunuz, şimdi bu Hayal Hanım bunların elinden kaçtığına göre çalıştıracaklardır yine işte, anla. Sermaye sonuçta, fazla bir zarar vermezler. Bu bilindik köşe başlarına bakmak lazım. Tamam, sen saat kaç olursa olsun beni ara, tamam mı? Mutlaka bir şey duyarsan. Tamam. Telefonu falan alsak en azından, olmaz mı? Maalesef. Döner isterse veremem hanımefendi. Nari'cim gel, biz içeri geçelim biraz. Sen. Bakıyorum kız hakkında bilmediğin şey yok. Bu stand için kız kiralama işinden daha fazlası gibi geliyor bana. Sen kim bu? Parlak Niyazi falan ha? Hayatım duydun işte, kızın yani. Sen kızı varana kadar nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Nasıl bağlantıya geçeceğim hayatım? Şey yaptık yani. Ay. Ay yok. Benim aklıma gelen başıma geldi. Sen yattın mı bu kızla, ha?
Ay. Şimdi benim bu iş için Şadiye'nin patronuyla bağlantıya geçmiştim. Öyle de Parlak Niyazi ile tanıştık tabii. Sonra Berlin'de bir Biyaneli davet edilince Şadiye ile gittik. Orada olaylar biraz gelişti. Bu Niyazi de gerildi maddi olarak. Neyse. Biz bir 6 ay kadar takıldık Şadiye ile. Şadiye'ye bak sen. Bir çıktı bir çıktı kız ya. Yani ben şimdi söyleyeyim de hani problem çıkmasın ileride. Yalan dolan olmasın. Nasıl bitti ilişkiniz? Ha, bittiyse eğer. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Aa! Hatırlıyorum. Bu yanında bir kız vardı senin açık saçık giyimli. Beraber görmüştük. Ay ben de oradaydım o akşam. Evet ya. Uzaktan görmüştük, hatta sen göstermiştin bana kim bu kız, neyin nesi, adamın nesi oluyor diye sormuştun, hatırlıyor musun? Ay, ay Şahane. Bravo abi, detaya girmekte çok iyi ettin ya. Hadi ben atölyeye gidiyorum. Dur ben seninle geleyim. Hem resme bakarım, oradan da işe geçeyim. Siz takılıyorsunuz zaten böyle. Bırak, boşuna hırpalama çocuğu. Ne bilsin? Yıllar önce geçmiş bitmiş mevzu. Onun hakkında öğrenmediğim bir bu kalmıştı, bu da oldu, tam oldu. Fahişeydi. Özür dilerim. Şadiye, bak açık açık anlatmazsan Zafer'le ilgili olan biteni vallahi kurtaramayız onu. Ya neyi anlatacağım ya, neyi anlatacağım ya? Bir şey olmadı diyorum sana, neyi anlatacağım? Şadiye, nasıl olmadı ya? Elin herifi niye Mehmet'e para versin? Niye versin, nasıl olmadı? Yalandır o, yalan yalan. O adam, o herif iftira attı benim abime ya. Ya benim abim ya, benim abim, benim abim. Yapar mı hiç öyle şey benim abim? Şadiye. Avukat Haluk Bey, Zafer'in savunmasını o hazırlayacak. Şimdi ne olacak yani? Avukat Bey çıkacak değil mi? Zaten suçu günahı yok, çıkacak yani Zafer'im değil mi? İfadesi alındı. Şimdi yarın önce savcılık karşısına çıkacak. Ardından nöbetçi mahkemeye. Artık kararı onlar verecekler. Ama tahmin ediyorum yaşından dolayı 5 ila 6 yıl arasında bir ceza alır. Tabii biz de bu arada elimizden geleni yapacağız. Yani abi, ya ne 5 yılı yani? 6 yılı ne 5 yılı? Ya Necati abi olmaz Necati abi. Ya ben 6 gün onsuz yapamam Necati abi. Tamam şimdi. Bunların hepsi Şadem. Senin yüzünden ya. Hepsi bunların senin yüzünden. Yeter be, yeter. Ne halin varsa gör. Git abin versin sana hesabını. Bana bak, sonsuza kadar çenemi kapıyorum ben bundan sonra. Alan memnun, satan memnun. Bana ne be? Tamam kız, yürü sen de. Ben neye üzüleceğimi şaşırdım ama. Bu senin kızın fahişe oluşuna mı, bununla takılmış olmasına mı, yoksa bütün bunların bizim başımıza geliyor olmasına mı? Arkadaşlarımız sınana sınana bir hal oldu Deniz ya. Çeliğe döndü çeliğe. Canlı senin ilişkinde sınanıyor. İnan. Sıkıldım ya. Eskiden böyle banyo perdelerine falan yazardı, hatırlıyor musun? İşte aşk her şeye inat sevmektir, yok bilmem midir, öyle olunca aşk böyledir falan. Ben bu adamla birlikte olduğum sürece her şey başıma gelecek biliyorum. Biz de yeni bir yazı yazarız tarihe o zaman. Arkadaşlık, sevgilisinin geçmişte o kızla birlikte olduğunu bile bile... ...arkadaşının fahişe kız kardeşini omuz omuza aramaktır.
Bulacağız Şadiye'yi. Ben de senin kardeşine kendi kardeşim gibi bağırma basacağım. Artık o da benim kardeşim. Ya ortam fena gerilecek gibi. Bana bak abi, gevşetmemiz lazım. Ben yarın herkesi toplayayım, bizim mekana götüreyim. Yalıköy'e. Böyle koca ev, arsa, deniz kenarı. Yeriz içeriz, insanlar biraz sohbet eder, sakinleşir. He, sen de Narin'le baş başa. Fırat'ın da cinleri iyice tepesine çıkar artık. Arkadaşım, o fasıl bitti. Irmak'ta Fırat nişanlandı. Narin de o defteri kapattı. Hem öyle olmasa dökerler de her şeyi ortaya. Herkese de halt etmek düşerdi. Hem önemsiz bir şey ki, kimseyi üzmeye değmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorlar, gizli tutuyorlar. Yani bir tek senle ben farkındayız. Ya sen o gece aramasan demek ki mevzular ne hale gelecek? Lan olduğumun dibisine. Ya genç, haklısın da. Ya yine de sen dikkat et. Sonuçta nerede gördün bu işlerin kesin bir matematikle sonuçlandığını? Hani sen üzülme diye diyorum. O ukala herifin benim karşımda hiçbir şansı yok. Ben derinden, sessizce gidiyorum, bak gör. Asıl sen kendini düşün arkadaşım, ben kaçtım. Yarın sabah ben organize edeceğim. Denizciğim, öptüm seni, kaçtım ben. Yarın yola çıkıyoruz, Can sana anlatır, tamam? Hayrola ya, nereye gidiyoruz? Yalıköy'e gidiyoruz, eski korsanların mekanı. Ama bundan sonra Atıf ve arkadaşların eğlence merkezi. Genç, görüşürüz, dikkat et. Ne haber aşkım? Hayır, iki gün sonra bulununca kız ne olacak? Nasıl ne olacak, ne bileyim hayatım? Sonuçta geçmiş gitmiş muhabbet. Hayır, ne yapalım yani? Eski sevgilileri boğup denize mi atalım ileride sorun çıkmasın diye? Allah Allah ya. Aklımın almadığı... Yani ne buluyorsun öyle bir hatunla, sonra benim gibi bir kadınla? Nasıl bir zevk gelpazen var yani? Ya ortak noktanız çok aslında. Hayır, öyle demek istemedim. Yani bak, o da rahat kızdı, kasmıyordu beni senin gibi, anladın mı? Ama nedense senle benim bütün kavgalarımız ben seni kasıyorum diye çıkıyor. Merak etme ya. Sen dönersin fahişene. Bulacağız zaten birkaç gün içinde. Ben size engel olmayacağım. Ne alakası var Deniz? Abuk subuk konuşuyorsun. Biz evleniyoruz. Ben sana aitim. Yapma, gözünü seveyim. Hadi kapat şu muhabbeti artık. Gitmiş aylarca fahişe bir hatunla yaşamış. Hayır! Bula bula Narin'in kız kardeşini mi buldun? Ben aklımı oynatacağım. Kızım, nereden bileyim ben onun kız kardeşim? Ya bak, kendi kendini gaza getiriyorsun. Benim de asabımı bozuyorsun ha. İnsanı pişman ediyorsunuz ağzını açtığına. Irmak'la Fırat duymayacak. Asla. Benim kafam döndü. Ben eve gidiyorum yatmaya. Bana bak. Gideceğiz mi bu Atıf'ın eve yarın? Gidelim tabii aşkım. Yani kafamız dağılmış olur hem. Yalnız şu Narin'i ikna et. Oyun bozanlık yapmasın. Bilmiyorum vallahi. Kızın hali haraptı ya. Ama çıkıp sokak sokak arayacak hali yok herhalde. Şimdi işe gitti. Erollar da el koyar şirkette. İyi olur, iyi. Kız kafasını toparlar. Irmağın yanında ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Ha. Abla, merak ettim. Bir haber var mı kardeşinden? Gelmedin, gel. Şadiye telefonla aradı beni dün gece. Yapma ya. Bu çok iyi. Buldunuz yani birbirinizi. Yok, nerede? Daha bir şey demesine fırsat kalmadan kapandı telefon. Sonra biz bir şekilde bunun kaldığı otele gittik, bulduk orayı. Bunun şeysi, muhabbet tellalı mı ne? İşte o öğrenmiş, haber almış, gelmiş almış kız oradan. Parlak Niyazi mi ne, öyle biri. Sen hiç duydun mu, tanıyor musun? Yok, hiç duymadım ama araştırırız, buluruz abla. Gözünü seveyim Metin, yardımcı ol, ne olur ya. Erol Bey bütün emniyeti seferber etti, herkes araştırıyor. Ben çok merak ediyorum, başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Abla sen korkma, ne olursun, ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak, benim bir tanıdığım var ahlak masasında. Hı. Bir onunla konuşayım, ondan sonra sana dönerim, bir haber alır almaz. Tamam mı? Tamam. Ben hafta sonu şehir dışında olacağım yalnız. Eğer benim telefonum falan kapalı çıkarsa ben seni sabit bir hattan ararım, o telefonu veririm, olur mu? Tamam. Narin abla, üzme artık bu kadar kendini. Bulacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.